A ismin sevimli göstermek için Ehl-i Beyt Mektebi kavramının kullanıldığı. Ehl-i Beyt veya Şia. Hadi Şia. Sevimli göstermek de ne demek? Nefret ettirmekle ben çok mu sevinecek birileri? Yani Şia'dan ne kadar nefret ederseniz takvanız o kadar artar diye bir şey var mı? Lanetullahi aleyki ya Aişe. Lanetullahi aleyki ya Aişe. Lanetullahi aleyki ya Aişe. Aişe sahih kafire. Aişe sahih kafire. عن أبي بكر وعمر ما تخبرني كافرا من أحبهما وفي نفس الوقت من يحبهما كافر مو مسلم كافر أهل بيت veya شيعة هذه شيعة sevimli göstermek de ne demek nefret ettirmekle ben çok mu sevinecek birileri bu Şia mezhebi belki aralarında 23-24 parçadır. Kimisi Hazreti Ali'ye Allah diyor kafir oluyor. Kimisi Cebrail Aleyhisselam şaşırdı Muhammed'e götürdü vahiy ona gelecekti diyor. Bu da kafir oluyor. Hazreti Ebu Bekir Sıddık'la Hazreti Ömer'i radıyallahu anh'a sövenler kafir oluyor. Hazreti Ebu Bekir sahabiliğini inkar eden Kur'an'da olduğu için sahabiliği Kur'an'da geçtiği için inkar eden kafir oluyor. Hazreti Sıddık ve Hazreti Faruk'a sövenler ekseri ulemaya göre kafir oluyor. Ayrıca Hazreti Ayşe anamıza iftira edenler ki bunların tamamı Ayşe anamıza iftira ederler ve kötü kadınlara Ayşe ismi takarlar. En sevmedikleri adamlara Hazreti Osman'ın ismini takarlar. En çirkin kadınlara Ayşe ismi takarlar. Onun için bu yüzden de Ayşe anamızın beraati Kur'an-ı Kerim'in Nur suresindeki 18 ayette sabit olduğu için iftira eden 18 ayeti inkar ile kafir oldular. Ayrıca Ehl-i Beyt-i Medhü Sena hususunda Kur'an bir misli daha fazlaymış da Hazreti Osman Kur'an'ı toplarken eksiltmiş de o Ehl-i Beyt hakkındakileri çıkartmış iftirasında bulundukları için Kur'an'ın eksikliğini iddiadan kafir olurlar. Bin türlü yönden Hazreti Muaviye'ye ekseriyetle kafir derler. Hazreti Muaviye'nin tarafındaki Ayşe anamız aşere-i mübeşşer eden eshab 11'i aşkın sahabeye kafir derler. Bir Müslümana kafir diyen kendi kafir olur hadisince sahabeye kafir diyenler ayrıca kafir olurlar. Onun için sakın ha içinizde bir tanenizde bile bu Şia mezhebine karşı sevgi olmasın, onları sevenden Allah Resulü ve sahabe uzaktırlar. Efendimiz Hazreti Sıddık'a sana kızan 70 peygamber kadar ibadet yapsa affolmaz buyurdular. Güneş Hazreti Ebu Bekir'den daha üstün bir adamın üstüne ne battı ne doğdu. Bunları beğenmeyenleri Allah ve Resulü beğenmiyorlar. Resulullah buyurdu, benim sahabeme sövenlere Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti yağsın. Onun için Mu'tezile mezhebi, Cebriye mezhebi, Müşebbiye mezhebi, 72 fırkanın küllüm finnar, hepsi cehennemdedir. 72 fırka deyince siz ne anlıyorsunuz? İşte hoca bak Amerika var, Rusya var, İsviçre var. Yok be ya. 72 fırka onlar değil. Hangiler? Şu kıbleye dönenler. 5 vakit namazı kılanlar 73 parçadır. Tirmizi hadisinde Resulullah Efendimiz Yahudilerin 70 parçaya, Hristiyanların 72 parçaya, bu ümmetin 73 parçaya bölüneceğini haber veriyor. Mesedefteri ümmeti zelâden ve sebûne firkaten. Bu 73'ün 73'ü de Allah'a peygambere inandık deyip namaz kılıp kıbleye dönenler. Küllûn finnâr, hepsi cehennemdedir. İlla vahide, bir tane kurtulur. Kıyle ve menüm ya Resulallah, kim kurtulur? Hümüllezine alâ vâne aleyhi ve ashabi. Onlar benim ve eshabımın yolunda gidenler. Ben deyince sünnet,
Ashab deyince cemaat çıktı. Ehli sünnet ve cemaat adı oradan kalmıştır. Efendimizin zamanında Şia'nın adı mı vardı? Mutezile'nin sanı mı vardı? Hangi mezhebin ismi vardı? Hepsi Resulullah'tan sonra çıkmış. Kirakli baallet sapık. Küllü balaletin binler. Bütün sapıklığın sonu ateştedir. Hadis-i şerifinin sırrına mazhar olmuş insanlardır. Onun için efendiler, sakın bir takım akımlara kapılırsınız. Ehli sünnet dışındaki fikirlere saplanırsınız. Allah muhafaza, rahmetten mağfiretten uzak olursunuz. Çoluğa çocuğa sahip olun, gençlere sahip olun. Ehli sünnet inancından başka inanç kimse kabul etmesin.